Ergün Yıldırım ABD Talan Düzenini Sorgulamak ve Zarrap Aristo, 2400 yıl öncesinden vahşi avcı toplumlardan bahsediyor. El koyan, yıkan ve ganimetle geçinen toplumlar. Üretimde bulunmadan asalakça yaşayan, yıkım ve zulümle bunu keyfince deruhte eden Batı emperyalizmi tam da budur. Vahşi avcı toplum geleneğinin çağdaş biçimi. Amerikan emperyalizmi de bunun son halini Orta Doğu'da yapıyor. Zenginliklerimizi talan ediyor. Ümmetin petrol zenginliğine el koyuyor. Bunları dünyaya o taksim ediyor. Kim ne kadar yararlanacak o karar veriyor. Arabistan ve diğer birçok petrol zengini ülkeler bu talancılığın bekçiliğini yapıyor. Bu nedenle kendilerine ait sandıkları paralar Batı bankalarında. Sadece Arabistan'ın 750 milyar doları ABD bankalarında. Şimdi 3 trilyon doları ABD mi alacak yoksa İngiltere mi? Onun kavgası var vahşi avcılar arasında. Bu talancı düzenleri için utanmadan bir de hukuk ihtesas ediyorlar. Bu hukukla emperyalizm avcılığı meşrulaşıyor. Kanuna göre yapılıyor. Bir vahşi avcılık kanunu bu. Ortadoğu'nun bugün diktatörlerle, savaşlarla ve isyanlarla boğuşan dünyasının temelinde bu emperyalizmin reva gördüğü talancı düzen var. Çünkü talan belli aileleri ve elit çevrelerini lükste yaşatırken halkları sefalete duçar ediyor. Saddam'ın Kuveyt işgali bile bu talan düzenine çomak sokmanın aptalca biçimlerinden biriydi. İran İslam Devrimi'nin ortaya çıkışı da bu talan düzenini aşma çabasıydı. El Kaide ya da Daesh'in söylemlerine bakın. Bu talancı düzene karşı nefretin tonlarıyla karşılaşırsınız. Terör ve isyanla verilen bir tepkidir talan düzenine karşı. Talancı düzen ümmetin zenginliğini dünyaya dağıtıyor. Sadece ümmetin bundan serbestçe yararlanmasına izin vermiyor. Avrupa ülkeleri petrol alıyor İran'dan, Japonya alıyor, Çin alıyor, İtalya alıyor ve hatta Yunanistan bile alıyor. Hem de Türkiye'nin aldığından kat be kat sadece Türkiye'yi cezalandırmak istiyorlar. Bütün gavurlar sıraya girmiş, talan için. Biz de kendi varlığımızdan yararlanamıyoruz. Paradoksa bakın, kendi coğrafyasından alana izin verilmiyor. Yararlanmaya kalkınca da yine kendi koydukları hukuk sistemiyle bizi cezalandırmaya kalkıyorlar. Türkiye, ümmetin bu zenginliğine el koyan düzene kafa tutuyor. Ümmetin zenginliği ümmetindir.'' Bunu ümmete göstermek istiyor. Türkiye'nin ümmet olarak, coğrafya olarak en tabi hakkı bu. Zenginliğinden yararlanacak, zenginliğini de koruyacak. Osmanlı bunu yaptı. Türkiye bunu yapmaya kalkıştı. Büyük bir suç. Emperyalist alan düzenini sorgulamak ve ümmete kendi hakkına sahip çıkma duygusunu vermek affedilmez bir suç. Reza Zarrab davası tamamıyla budur. Türkiye'nin bu arayışını cezalandırmak. Ümmete zenginliğini hatırlatmanın bedelini ödetmek, emperyalist talancılığa karşı çıkmanın faturasını kesmek, Batı düzenine meydan okumanın ne demek olduğunu burnundan getirmek. ABD topraklarımızdaki en büyük emperyalist. Onun bu düzenine karşı çıkan en büyük cezalarla karşılaşıyor. PYD ve PKK bunun için destekleniyor tırlar dolusu silah taşınarak bize karşı savaştırılıyor. FETÖ bize karşı kullanılıyor. 15 Temmuz darbesi SENTCOM'da bize karşı tezgahlandı. New York Times başta olmak üzere bütün basın ve medya organları bize karşı zehir propagandalar yapmaya başladılar. Talancı ABD düzenine hayır demek en büyük suçtu. Bunu yapan Türkiye'ye günlerini göstereceklerdi. Bunu yapan lidere dünyayı dar edeceklerdi. Bunu düşünen toplumu teröre boğacaklardı. Bunu yapan devlet kadrolarını darbeyle hizaya getireceklerdi. Hiçbirisi tutmadı. Son zarrab olayı da tutmayacak. Dünyevi kudretleri, vahşi saldırganlıkları, ahlaksız hukuk düzenleri son günlerini yaşıyor.'' ABD Zarrab damasını dünyaya taşıyarak emperyalizme karşı çıkanlara ibret olsun istiyor. Ama bu davranışları ters tepecek. Dünya ve özellikle Orta Doğu, onların talancı düzenlerini daha fazla görmüş olacak. Daha fazla yakından hissedecek. Maskeleri yırtılacak. İsyanlardan uyanışa geçecek İslam dünyası. Yıkıcı umuttan yapıcı umudun peşine düşecek. Türkiye bu yapıcı umuttur. Türkiye'yi mahkum etme teşebbüsünün nedeni budur.